İlimiz Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminin ardından 19 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen maalesef hala eğitim öğretimi sorunları devam ediyor. İlimizde birçok okul maalesef depremde ağır hasar gördü ve bunların birçoğu yıkıldı. Ama bu yıkılan okulların yerine bu kadar süre geçmesine rağmen herhangi bir okul yapılamadı. Dolayısıyla bu yıkılan okulların öğrencileri başka okullara nakledildiler. Dolayısıyla bir okulda, hatta birçok okulda ikili eğitim öğretime geçildi. Hatta bazı yerlerde üçlü eğitim öğretime geçildi. Bu da ders saatlerinin az bir vakitte tamamlanmasına neden oldu. Her ders saati 30 dakika işleniyor. Bu da eğitim öğretimin tam anlamıyla yerine getirilmesi konusunda çeşitli sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda bu okullarda hem hijyen hem de güvenlik açısından çeşitli sorunların ortaya çıkabileceği biliniyor. Çünkü sabahın erken saatlerinde okula giden bir öğrenci ve akşamın karanlığında tekrar evine giden bir öğrencinin güvenliğiyle ilgili bizim de eğitim sen olarak çeşitli endişelerimiz var. Bunu da gerekli yetkililere durumu anlattık, bildirdik. Umarım tedbirler alınır ve bir an önce bu yıkılan okulların yerine okullar yapılır düşüncesindeyiz. Ayrıca depremden etkilenen birçok öğrencimiz, hatta yüzlerce öğrencimiz konteyner kentlerde kalıyor. Konteyner kentlerde okula gidiş geliş sağlıyor. Dolayısıyla hem öğrencinin konteyner kentlerdeki işte prefabrik yerlerde kalması, öğrencinin hem ders çalışma açısından çok büyük engel teşkil ediyor. Çünkü küçücük bir yerde bir öğrencinin ders çalışması ve aileyle birlikte beraber olması eğitim öğretimi maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda o çocuğun konteyner kenti şehrin bir ucunda, okul bir diğer ucunda. Bununla ilgili olarak öğrencilerimize herhangi bir servis sağlanmadı. Öğrencilerimiz kendi imkanlarıyla, toplu taşımayla veya efendime söyleyeyim arabalarıyla okula geliyorlar, eğitim öğretimlerini görüyorlar. Aynı şekilde işte okul çıkışı da yine bu uzun yolu kat edip evlerine, daha doğrusu konteyner kentlere ulaşıyorlar. Bu da hem öğrencinin başarısı açısından bir engel, hem de öğrencinin kendini derse motive etmesi açısından büyük bir sorun. Bu sorunların da bir an önce çözülmesi gerektiğini hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de farklı kurumlarla görüşerek bunların giderilmesini talep ediyoruz. Bu anlamda bizler de eğitim sene olarak depremi yaşayan ilimizde bu sorunların giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, gayret gösteriyoruz ve bu konuda öğrencilerimizle, velilerimizle birlikteyiz.